Çiğli İklim Eylem Planı Yuvarlak Masa Toplantılarından dördüncüsüne hoş geldiniz diyorum hepinize. Konuşmacı hocalarıma öncelikle teşekkür ediyorum bu davetimizi kabul ettikleri için, bize böyle bir katkı verdikleri için. Bu dördüncü toplantımız, biz bir toplantı dizisi ile Çiğli İklim Eylem Planı'na başladık. Sanırım 8 ya da 9'u bulacak bu toplantılarımız. Temmuz ayı başına kadar toplantılarımızı sürdüreceğiz. Aslında bu toplantılarımızın çerçevesini bakanlığın yaptığı etki ve etkilenebilirlik analizlerinin başlıkları oluşturuyor. Yani mümkün olduğu kadar o başlıkların çerçevesi içinde ve Çiğli'nin yaşadığı sorunları da ön plana çıkararak, burada var olan sektörleri de bir şekilde gözeterek bu toplantılarımızı sürdüreceğiz. Ve Eylül ayı içerisinde de bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. Umarım bu çalıştayı yüz yüze yapma fırsatımız olur, o günleri yaşarız. Bu çalıştayla birlikte hani bu toplantıda yapılan, bu toplantılarda yapılan tespitleri masaya yatıracağız. Bizim de tabii ki müdürlük olarak analiz çalışmalarımız olacak ve bir takım kuruluşlardan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, valiliğe bağlı kuruluşlardan bir takım bilgiler edinmeye çalışacağız o güne kadar, bugünden başladık o sürece. Arkasından da Çiğli İklim Eylem Planı'nın yazımıyla ilgili, orada yapılacak eylemlerle ilgili programları, projeleri hayata geçirmeye çalışacağız. En azından yazımını hayata geçirmeye çalışacağız. Hedefimiz bu yılın sonunda Çiğli İklim Eylem Planı'nı bir doküman olarak şey yapabilmek, sizlerle paylaşabilmek. Şimdi Çiğli aslında İzmir'in kuzey çıkışı olması itibariyle ulaşım ağının tüm biçimlerini içerisinde barındırıyor. Yani bizim mesela şöyle biraz tarihsel bir şeyle başlarsak, Anadolu Bulvarımız var. Anadolu Bulvarımız klasik bir karayolu. Hani eski şehirler arası yol dediğimiz. İşte şu anda da hatta bir şerit, bir geliş, bir gidiş Çiğli'den çıktıktan sonra Çiğli'de iki şeritli bir yol, geliş gidiş anlamında. Sonra yeni nesil bir çevre yolumuz var. Menemen'e kadar devam eden ve Çiğli'yi bölen bir çevre yolu bu. Arkasından tabii demir yolumuz var. Demir yolu hem şehirler arası ulaşımı sağlıyor hem de bir İzban banyo hattı Menemen'e devam ediyor. Menemen'den Alaağa'ya kadar devam ediyor. Ve bir de yeni bir Çiğli tramvayı yapım süreci devam ediyor. Gelecek yıl sanırım Çiğli tramvayı hayata geçecek. Çiğli tramvayının Çiğli'ye bir tramvay olmanın ötesinde bir bisiklet yolu kazandırması da öngörülüyor. Projede bu var. Çünkü bugüne kadar aslında bu çok saydığım en az 3-4 değişik ulaşım biçiminin hani bir kent çıkışı olması nedeniyle Çiğli'yi bölmesi ve bu bölünmenin de aslında bir kentsel dokunun içinde de bir takım sorunlar yaratması nedeniyle bugüne kadar aslında Çiğli'nin içinden geçen bir bisiklet yolu yapılamamıştı. Ama bu tramvay geçişiyle beraber öyle bir geçişin de olması öngörülüyor. Aslında bu hani birbirine paralel giden değişik ulaşım hatlarının Çiğli'nin kentsel dokusu açısından özellikle denizle buluşma konusunda çok ciddi bir sorun yarattığını görüyoruz. Yani hani her ulaşım biçiminin, her ulaşım nodunun arası başka bir kentsel karaktere bürünüyor. Bunu görüyoruz. Ve bu çerçevede de aslında şey diyebiliriz, hani böyle bizim eskilerin tabiriyle böyle Çiğli biraz karnıyarık gibi duruyor. Yani hani böyle her tarafından şey yapılmış, deşilmiş. Her bir deşilmenin arasında da başka bir doku var. O yüzden hani bizim ulaşım sektörü Çiğli İklim Eylem Planı açısından ön plana çıkıyor yapacağımız çalışmalarda. Mesela İzmir geneliyle ilgili şöyle kısa bir bilgi verebilirim. İzmir Yeşilşehir Eylem Planı'nda şöyle ulaşım sektöründen bahsediliyor. Diyor ki, fosil yakıtlı araçların sebep olduğu yüksek sera gazı salınımları ve düşük hava kalitesi sebebiyle çevre dostu ve düşük emisyonlu araçlara geçilmesine ve bu tür araçların kullanımına yaygınlanmasına ihtiyaç var deniyor. Arkasından da şöyle eklemiş, İzmir SEKAP raporunun 2018 için hesapladığı mevcut sera gazı salım değerlerine göre ulaşım sektörü toplam belediye salımlarının %23.1'ine sebep olmaktadır diyor. Yani aslında bu karbon emisyonu hesaplanması konusunda da ulaşım sektörü bayağı başak bir sektör. Ve bir de bizim hani bir burada bir organize sanayi bölgesini de bulundurduğumuz, barındırdığımız varsayılırsa ulaşım sektörünün gerçekten bu karbon gazı emisyonu salımında önemli bir sektör olduğunu göreceğiz. Ben şimdi böyle kısa bir Çiğli ile ilgili bilgi verdikten sonra sözü Ela Hocama devretmek istiyorum. Profesör Doktor Ela Babalık şehir plancısı. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden lisans derecesini aldıktan sonra ODTÜ Kentsel Politika Planlamasında yüksek lisans yaptı. Sonra doktorasını London College'de gerçekleştirdi. Akademik çalışma konuları ulaşım politikası, kentsel ulaşım, toplu taşıma planlaması, planlama eğitimi.
Ela Hocam'ın bugün bahsedeceği konunun başlığı iklim değişikliği ve kentsel ulaşım, azaltım ve uyum politikaları. Eylemleri, pardon. Ela Hoca'ya söz vermeden önce küçük bir anket sunmak istiyoruz. Tamam. Yaklaşık bir dakikanızı rica ediyoruz. Chat bölümüne linki yolladım şu anda. Sonuçları toplantı sırasında paylaşılacak tekrardan. Bir dakika. Herkese merhaba, kusura bakmayın gecikme için. Merhaba Cemil Hanım. Merhaba. Güzel bir toplantı olmasını diliyorum tekrar. Teşekkürler. Evet, anketimize cevap veriliyor galiba değil mi? Ali Kemal, sen takip ediyorsun. Veriliyor Serdar Bey. Bir 30 saniye daha bekleyelim. Herhangi bir kullanıcı kaydı alınmamaktadır ankette. Onu da belirtelim. Anonim. Bu arada toplantımızı kaydediyoruz. Daha sonra bir YouTube kanalımızda bunları yayınlayacağız. Katılımcılar için bir bilgi vermek istedim. Umarım bir sakıncası olmaz. Tamam herhalde. Zaten kapatmadım ben şeyi, sistemi. Tamam. O zaman Ela Hoca'nın konuşmasından sonra yaparız, sonuçları da paylaşırız. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Katılan herkese de bizi dinlemeye ve tartışmaya katıldıkları için teşekkür ediyorum. Organizasyon içinde emeği geçen herkese tekrar teşekkürler. Serdar'ın da belirttiği gibi ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesiyim, şehir plancısıyım. Özellikle ulaşım planlaması, kentsel ulaşım alanlarında çalışıyorum. Ulaşım politikası kapsamında da aslında ulaşım sektörü ve iklim değişikliği üzerine çalışmalarım oluyor, devam ediyor diyeyim. Bu konuşmada aslında ulaşım sektörünün hem iklim değişikliği kapsamında azaltım eylemleri, ki orada yine çiğliği tanımlarken biraz ulaşım sektörünün sera gazı salımlarındaki payından da bahsetti Serdar. Hem azaltım eylemleri üzerinden hem de iklim değişikliğinin yarattığı tehlikelere ulaşım sektörünün uyum sağlaması gerektiği, yani uyum stratejileri üzerinden bir konuşma yapmayı planlıyorum. Konuşmada aslında çok 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 görsel göstereceğim. Bunun amacı da şu: bazılarınız belki zaten bu stratejileri uzun süredir tartışıyor. Bu stratejiler içinde toplu taşımayı iyileştirmek ya da bisikletle ilişkili müdahalelerden bahsettiğimizde, ben bunların uygulamada gerçekten ne anlama gelebileceğini gösterecek örnekler üzerinden gitmek. O yüzden çok çok görsel göstermek istiyorum. Böylece uygulama açısından da gözümüzde canlandırabileceğimiz bir şey olsun istiyorum. Bir diğer nedeni de aslında mekanı değiştirmeye başlayabilirsek kullanıcı davranışlarını da değiştirmeye başlayabileceğimizi düşündüğüm için mekanda bunlar nasıl yansırı sizlere göstermek ve tartışmak istiyorum. Acaba sunum gözüküyor mu şu anda? Evet, görüyoruz. Tamam, peki. Ben hızla başlayayım. Şöyle saate de bakayım, süremi aşmamaya çalışayım. Şimdi bir şeyi deneyeceğim. Yani tüm ekran görüntüsü şu anda da görebiliyorsunuz herhalde değil mi, tüm ekran görüntüsü? Bazen devam edemeyebiliyor bu teknolojik şeyde. Tek bir satırı görüp böyle uzun süre ben orada konuşuyorsam lütfen müdahale edin. Onu düzeltelim. Evet, biraz önce girişte de bahsedildi. İklim değişikliğine sebep olan başlıca sera gazlarından karbondioksit salımında ulaşım sektörünün çok önemli bir payı var. Dünya ortalaması %25, Çiğli için %23 gibi bir analiz yapıldığını şimdi biraz önce öğrendim.
Gelişmiş ülkelerde aslında ulaştırma sektörünün sera gazı salımlarındaki payı %50 ve üzerinde. Bunun üzerinde durmak istiyorum. Bunun nedeni şu aslında. Sera gazı salımını, karbondioksit salımını yapan tüm diğer sektörlerde iyileştirme ve enerji verimliliği sağlanabiliyor. Yeni teknolojilerle, temiz enerjilerle, sanayi alanında, enerji üretim alanında, evsel ısınma, soğutma, aydınlatma alanlarında bir şekilde sera gazı salımını azaltmayı başarabiliyor dünya. Bu nedenle o oranlar azalınca ulaşım sektörünün oranı gelişmiş ülkelerde %50 ve üzerinde gerçekleşiyor. Bunun nedeni şu, ulaştırmada da temiz enerjiler var, yeni teknolojiler var. Ama ulaşım sektöründe sürekli artan yolculuk, sürekli artan yolculuk mesafeleri ve yolculuklarda artan oranlarda otomobil kullanmamız, artan oranlarda hava yolu ulaşımı nedeniyle hiçbir şekilde net iyileşme, net azalmanın sağlanamadığı bir sektör ulaşım sektörü. Bu açıdan çok kritik bir öneme sahip ve yeniden yapılandırılması, karbondioksit salımlarının denetlenmesi ve azaltılması gereken bir sektör olarak ortaya çıkıyor. Karbondioksit salımının azaltılması konusu zaten bahsedeceğim başlıca strateji olan azaltım stratejisi olacak. Özellikle ben bu azaltım stratejisine çok sayıda görselle destek vermeye çalışacağım ama azaltım konusunun yanı sıra yani iklim değişikliğinin, ulaşım sektörünün iklim değişikliğine, karbondioksit salımına olan katkısının yanı sıra ulaşım sektörü aynı zamanda iklim değişikliğini yarattığı tehlikelerden en fazla etkilenen sektörlerden biri. Ulaşım altyapılarına ciddi hasarlar yaşanıyor. Ulaşım faaliyetinde, erişimimizde aksamalar yaşanıyor. İklim değişikliği tehlikeleri olarak bahsettiğim şeyler, aşırı şiddette yağan yağmur sonucu yaşadığımız sel ve taşkınlar, biliyorsunuz bunlar ulaşım sistemini ciddi boyutta etkiliyor. Deniz seviyesi yükselmesi, aşırı sıcaklıklar ve aşırı sıcak hava dalgaları, aşırı hava olayları, fırtınalar, hortumlar, bunların hepsinin ulaşım üzerinde etkisi var. Ama ulaşımı ve erişimi etkilediği için bunların hepsinin aslında tüm ekonomik ve toplumsal faaliyetlerimizi, sağlık hizmetlerini, eğitim hizmetlerini, hatta acil servis hizmetlerini aksatma etkisi de var. Bu nedenle aslında hazırlıklı olunması, dirençli ulaşım altyapıları ve ulaşım faaliyetinin sağlanması gereken bir sektör ve bu çerçevede de uyum stratejisi konusundan da konuşmamın en sonunda bahsedeceğim. Şimdi aslında konuşmanın sonunda Çiğli Belediyesi'ne yönelik bazı düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Oraya da geleceğim. Çiğli'de de en son Şubat ayında gördüğüm üzere ciddi sel ve taşkın olayları aşırı şiddetli yağışlardan dolayı olmuş. Onlardan da bahsedeceğim ama ben şu anda kendi yaşadığım kentten size bazı görseller vermek istiyorum. Sanırım bu beklenmedik şiddetle iklim değişikliğinin etkisiyle yaşadığımız en büyük sel taşkın Haziran 2011'de yaşadığımız taşkındı. Daha sonra Mayıs 2018'de yine çok ciddi bir sel olayı yaşadık. Burası Kavaklıdere bölgesi. Buna da daha sonra geleceğim. İsminden de anlayabileceğiniz gibi aslında su Kavaklı Dere'yi bulmaya çalışıyor. Çünkü Kavaklı Dere artık kapatılmış. Üzerinde kentin olduğu, üzerinde yolların olduğu, hatta Tunus Caddesi eğer bilirseniz oraları önemli bir ölçüde aslında Kavaklı Dere'nin aktığı yer. Burada tabii hem ulaşımın aksadığını hem de oradaki dükkanların içlerine kadar aslında sel olayının yaşandığını görüyorsunuz. Bu açıdan da bu konuyu dediğim gibi konuşmamın sonunda ele alacağım. İlk önce azaltım stratejileriyle başlıyorum dolayısıyla. Bahsettiğim gibi ulaştırmadan kaynaklı karbondioksit salımlarının azaltılması buradaki temel strateji. Taşınan yolcu ya da yük başına en az salım yaratan türlerin kullanımı, enerji verimliliği, temiz enerji ve teknolojilerin yaygın kullanımı, yaygın kent ve ulaşım altyapısından kaçınılarak asfaltın radyasyonu,
radyasyonu ve iklim değişikliğini arttırıcı etkilerinin denetlenmesi, ayrıca yaygın kent formunun arttırdığı otomobil bağımlı yaşam tarzı ve otomobil kullanımının denetlenmesini böyle bir genel strateji çerçevesi olarak ele alabiliriz. Bu da ne demek aslında? Taşınan yolcu başına en fazla salım yaratan ve enerji verimliliği en düşük olan tür otomobil. Dolayısıyla aslında iklim değişikliği azaltım stratejisi çerçevesinde kentsel ulaşımda biz otomobil yerine toplu taşıma, bisiklet ve yaya yolculuklarını teşvik etmek durumundayız. Bunun yanı sıra temiz enerji önemli bir konu. Toplu taşıma araçlarında temiz enerji kullanımı, otomobillerde temiz enerji kullanımı. Ve otomobili temel alan ulaşım ve kentsel erişim sistemleri nedeniyle yaşadığımız yaygın kentsel gelişme, kapsamlı yol yapımının denetlenmesi gerek. Burada mikroklimatik etkilerin de denetlenmesi gerek. Şimdi burada aslında temiz enerji konusunda bir dakika durmak istiyorum. Bu ulaşım eylemlerini böyle genel bir eylem paketi olarak görebiliriz. Ancak bu eylem paketinin her bir öğesi çok önemli. Uygulamada ise ya da politikalarda genelde bu temiz enerji konusunun çok fazla ilgi çektiğini ve diğerleri pahasına daha fazla yatırım yapıldığını görüyoruz. Önemli bir konu olmakla beraber burada dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Tabii ki anlıyorum, temiz enerji demek aslında temiz enerjiyle çalışan taşıtlar, büyük Ar-Ge yatırımları, küresel rekabetle belirleyici konu teknolojinin pazarlanması. Ancak aslında Türkiye için değil sadece, evrensel olarak sadece bu boyutuyla ilgilenmek eleştirilen bir konu. Buna yeşille yıkamak, yeşile temiz ulaşım, yeşil ulaşım, sürdürülebilir ulaşım gibi kelimeleri Google arama motorunda yazıp görselleri tıklayarak bakarsanız hep böyle görseller görüyorsunuz. Hep otomobil üzerine, hep temiz enerjiyle çalışan otomobil üzerine. Bu aslında kaygı verici. Çünkü tüm araçlar temiz enerjiyle çalışsa bile en başında bahsettiğim gibi sürekli artan bir yolculuk sayısı, sürekli artan otomobil kullanımı, artan mesafeler var. Bu şu andaki fotoğrafta gördüğünüz trafik sıkışıklığı açısından ve bunun yarattığı toplumsal ekonomik kayıplar açısından bütün bu araçların şu temiz enerjili olduğunu düşündüğümüz sorunu çözmediği gibi bu aynı zamanda müthiş bir ulaşım altyapısının yapılması gerektiğini ve yine aslında doğal zeminin, doğal çevrenin çok hızlı bir şekilde asfalta dönüşmesi anlamına geldiği için de hem uyum stratejileri açısından bahsedeceğim, hem de azaltım stratejileri açısından biraz dikkat etmemiz gereken bir konu. Yani aslında yeşil ulaşım ya da iklim duyarlı ulaşım sadece elektrik, enerji, yenilenebilir enerjiyle ilişkili bir konu değil. Aslında en temel öğeleri yaya, bisiklet ve toplu taşıma. Bunu hatırlatarak devam etmek istiyorum ve konuşmanın sonlarında bu tabloya tekrar geleceğim ama aslında bizim en temel çerçevemiz bu. Toplu taşımayı iyileştirmek, bisikletli erişim koşullarını iyileştirmek, yaya erişim koşullarını iyileştirmek. Bunları iyileştirmekle beraber kent içinde bu türlerin daha fazla kullanımını teşvik etmek. Aynı zamanda otomobil ile yapılan yolculukları kentin belli yerlerinde ve günün, haftanın belli saatlerinde kısıtlamak, otomobil ile yapılacak yolculuğu caydırmak, diğer türlere aktarmaya çalışmak. Bunlarla beraber tabii ki temiz enerji konusu önemli ama bu paketin sadece bir parçası, tüm değil. Ve kentsel yayılmanın denetlenmesi, toplu taşıma, bisiklet ve yaya dostu kentsel gelişme ve kentsel mekan yaratmak diyeyim. Şimdi bununla beraber bahsettiğim çok sayıda görsele geçeceğim ve bu görselleri anlatırken aslında bir hikaye anlatmaya çalışacağım. Toplu taşımayı iyileştirmek, kullanımını teşvik etmek gibi bir stratejiden, eylemden bahsettim. Burada İzmir'deki İzban sistemini de, İzmir metrosunu da ama İstanbul, Ankara sistemlerinden metroları da gösteriyorum. Elbette bu yatırımlar önemli. Daha sokak tramvayı, hafif raylı sistem dediğimiz yatırımlar.
Eskişehir'deki kentsel raylı sistemi, yani tramvayı özellikle gösteriyorum. Çünkü aslında konuşmanın ilerleyen bölümünde mekana ilişkin konuları daha da arttırmaya çalışacağım. Bunu niye, bu örneği niye önemsiyorum? Çünkü tramvayla beraber kentin önemli bir bölümünde bir yaya bulvarı ya da yaya ağırlıklı bulvar, otomobilden arındırılmış yaya artı tramvay gibi bir mekanın yaratıldığı bir bölge olduğu için buna geri geleceğim dediğim gibi. Toplu taşıma iyileştirme sürecinde otobüs sistemleri de çok etkili olabilir. Burada yukarıdaki iki fotoğraf tahsisli otobüs yolu, İngilizce'de bus rapid transit olarak geçiyor. Otobüsün hızlı bir toplu taşıma aracı olarak kullanıldığı en iyi örnek olarak bilinen Brezilya'nın Curitiba kentindeki örnek, bizde İstanbul Metrobüs örneği de altta solda gördüğünüz örnek yine aslında başarılı gördüğümüz, kentte toplu taşıma hizmetinin hızını azaltan kapasiteyle ilgili sorunlar olmakla beraber yine önemli bir örnek. Sağ altta da aslında Ankara'da da bir dönem böyle bir tahsisli otobüs yolu sistemi vardı. Daha mesela küçük bir ilçe belediyesinin düşünebileceği bir yöntem olabilir. Bunlar da aynı şekilde yine kentin merkezinde değil ama bir ilçe belediyesi merkezinde kullanılabilecek otobüs şeridi uygulamaları olarak görülebilir. Elektrikli otobüsler kesinlikle önemli bir konu, uygulamaları artan bir konu, dikkati çekmek isterim. Onunla beraber bir zamanlar artık geçmişte kaldığı ve terk edildiği düşünülen troleybüs sistemlerinin de geri geldiğini görüyoruz. Özellikle Avrupa kentlerinde yine toplu taşımayı iyileştirebilecek bir örnek. Toplu taşımayı hem parket devam et sistemiyle hem de bisikletle entegre etmek, bütünleştirmek önemli konulardan biri. Otobüslerde bisiklet taşıyabilmek, metro tramvaylarda bisiklet taşıyabilmek önemli konular. Burada hızlı bisikletle ilişkili görsellere geçeyim. Bisiklet yolları, bisiklet şeritleri, sağda gördüğünüz fotoğraflarda bisiklet paylaşım sistemi. İzmir'de de olduğunu biliyorum. Sanırım birçok kişi aşina buna ama hani yine de hatırlatayım. Bisiklet paylaşım sistemi sizin bir bisiklet aracına sahip olmanıza gereksinim olmadan sanki bir toplu taşıma aracı kullanıyormuşsunuz gibi evinize diyelim ki en yakın noktadan bisiklet istasyonundan bir bisikleti alıp gideceğiniz yere en yakın noktadaki diğer istasyona bırakıp, yani aslında yine bir istasyon kavramı var. Sistemden o istasyona bıraktığınız anda çıkıyorsunuz, ödemeyi de yapıyorsunuz. Yani aynı toplu taşımı kullanmış gibi bir kamusal aracı kullanıyorsunuz aslında. Bu açıdan bu da çok büyük potansiyel içeren bir konu ve toplu taşıma ile entegrasyonla ilişkin bu fotoğrafı da paylaşmak istedim. Akılda tutulması gereken bir konu. Yaya alanlarına ilişkin olarak birkaç görsel göstereyim. Tamamen yayalaştırma projeleri var. Tamamen bir bölgenin yayalaştırılması. Burada da bir sokak değil, gördüğünüz gibi bölge. Ama aynı zamanda tamamen yayalaştırmak şart da değil. Bu çok güzel bir örnek. Bu hep Barcelona örneği olarak gösterdiğimiz bir örnek. Buradaki yaya bulvarına bakarsanız, bunu başka bir tasarımda 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlayabilirdik. Ama öyle yapılmamış. İmleci görebiliyorsunuz sanırım. 2 şerit yolun bu istikametinde gidiyor. 2 şerit bu yönden geliyor ve ortada büyük bir yaya omurgası var. Omurga kelimesinin üzerine çiziyorum. Tüm kentin bu bölgesini böyle baştan başa dolaşan, kendi içinde bir aslında kamusal mekan, rekreasyon alanı ama tüm buradaki dükkanların, ticari alanların da aslında yaya ile erişilebilirliğini, bir kamusal mekanla iç içe oluşunu sağlayan bir örnek. Burası aynı kentten ama aynı yer değil. Yani bunun daha küçük ölçekli versiyonlarının başka yan sokaklarda da yapılabildiğini gösteriyor. İlle böyle bu kadar büyük bir nasıl diyeyim, anıtsal düzenleme yapılabilir. Şimdi buradan aslında bu sokak mekanının
kullanımı ve denge konusuna gelmek istiyorum. Verdiğim örneklerde evet bisiklette vardı, yaya tamamen yayalaştırmada vardı ama Barcelona örneğinde tamamen yayalaştırma değil, yaya lehine dengeyi değiştirmek vardı. Bir şeyin lehine olmasına gerek de yok. Denge önemli bir anahtar kelime diye düşünüyorum. Kentlerimizde çok yakın zamana kadar ya da bugüne kadar da diyebilirim, gerçekten ulaşımı otomobilin akımı olarak ve kesintisiz akımı olarak algılayarak birçok ulaşım sistemini ve kenti planlamaktayız. Bu doğru değil. Yani bu açıdan denge, tüm kullanıcılara yönelik bir dengeden bahsetmek istiyorum. Kaynak olarak küresel sokak tasarım rehberi bildiğim kadarıyla bu ay, bu hafta içinde de Türkçe olarak yayınlanacak. Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkçesi hazırlandı. Global Street Design Guide. Oradan aldığım fotoğrafları göstermek istiyorum. Böyle bir sokağın nasıl dönüştürülebileceği. Yani aslında gösterdiğim örnekler tamamen yeni yapılsa kent böyle planlanabilirdi. Evet deyip bizim için geçerli değil diye bir kenara koyacağımız örnekler değil aslında. Dönüşüm kelimesini sokakların, sokak bir kamusal mekan olan sokak ve yolların dönüşümü içinde kullanabiliriz. Burada da bir aslında konut sokağını nasıl dönüştürebileceğini gösteriyor. Hem otopark alanıyla hem bisiklet alanıyla ve aslında taşıt akımına ayrılan alanı önemli bir şekilde de azalttığını görüyoruz. Ya da oldukça büyük bir ana arterde ortada metrobüs gibi bir sistemde olabilir, tramvay gibi bir sistemde olabilir. Ama yine geniş yaya kaldırımları, geniş bisiklet şeritleriyle beraber aslında yine denge açısından güzel bir örnek. Ya da bir ticaret alanında, merkezi alanda yayalaştırma ya da paylaşımlı mekan kullanımı. Burada da bir konut alanında paylaşımlı mekan kullanımı. Bu örnek ise yine kentin merkezi bir bölgesinde ki burada hani ilçe belediyesinin de merkezi bir bölgesi olarak düşünülebilir. Tramvayın geçtiği bir ana koridorun sadece tramvay ve yaya hani o Eskişehir örneğinde gösterdiğim, anlatmaya çalıştığım şey gibi. Şimdi İzmir tramvayının Çiğli Belediyesi'ne uzatılması durumunda belki bu örnekler tartışılıp fayda sağlanabilecek örnekler olabilir diye düşünüyorum. Buradan bu fotoğraflara geri dönersem biraz önce bahsettim aslında yaya sadece toplu taşıtların girdiği, yaya ve toplu taşıt bulvarları. Hem Eskişehir örneği hem Antalya'dan bir örneği gösterdim. Eskişehir'de öncesi ve sonrasına bakarsak o denge dediğim şeyin aslında burada nasıl toplu taşıma ve yaya lehine değiştirildiğini görüyoruz. Danimarka'dan bir örnek. Yine sadece toplu taşımanın girdiği. Bu Londra'dan bir örnek. Yani bunun ille aslında bir tramvay sistemiyle olmasına gerek de yok. Londra'daki bu örnekte sadece otobüs ve taksilerin araç olarak girebildiği, bununla beraber yayalar, bisikletliler var burada. Burası 2 kilometreyi geçen bir ana cadde. Yine omurga kelimesini kullanayım. Kentin önemli omurgalarından biri ve en önemli alışveriş sokağı diyeyim. Aslında üzerinde 4 adet de metro istasyonu var. Metro istasyon giriş çıkışı da var. Bu açıdan da aslında erişilebilirliği çok yüksek. Ama bu kadar önemli bir alışveriş caddesine özel taşıtla erişim yok. Böyle bir kesit de oluşturulabilir. Yine Londra'dan bir örnek. Denge konusunu çok güzel anlatan bir örnek diye düşünüyorum. Toplu taşıma da var, otomobiller de var, geniş yaya kaldırımları da var, bisiklet de var, bisiklet park yerleri de var. Hepsi beraber bütün kesişimleri çözmek için böyle katlı kavşaklar vesaire yapılmasına da gerek yok. Yayaların sık sık rahat bir şekilde karşıdan karşıya geçtiğini görüyoruz. Yaya köprüleri yapılmasına da gerek yok. Hem zemin geçişlerle mekanı herkese, her kullanıcıya eşit olarak kullandırtıyor. Bir diğer örnek, sol tarafta bisiklet şeridi, ortada yaya akımı, sağ tarafta otomobili koymuş. Burada konuşmanın sonunda hatırlamanızı isteyeceğim şey bu ağaçlar olacak.
Uyum konusunda bunlara geri döneceğim çünkü. Çünkü korunaklı güneşten de yağmurdan da rüzgardan da aslında koruyabilen ama özellikle güneşten, özellikle sıcak hava dalgaları durumunda yürünebilir bir koridor yaratmayı başarmış bir örnek. Paylaşımlı mekanlar demek aslında sokağın her noktasında araç da olabilir, her noktasında yaya da olabilir demek. Buradaki örnekteki gibi. Bu tabii trafik hızlarını aslında ciddi şekilde denetleyen bir şey. Her taraftan yaya da çıkabilir, her taraftan araç da çıkabilir. Benzer bir şekilde paylaşımlı mekan, oyun sokakları diyebiliriz. Wunerf aslında yaşayan arka bahçe gibi belki çevriliyor. Ama konut sokaklarında, konut alanlarında hem çocukların oynayabileceği, hem araçların park edebileceği, araç geçişi de olabilir. Ama yine hızın ciddi biçimde denetlendiği bir mekansal tasarım görüyoruz. Bu fotoğraf Kavaklıdere'de benim yaşadığım yere çok yakın. Ben aslında bunu iyi bir örnek olarak gösteriyorum. Birçok kişi bu bölgeyi geçmişte yapılmış, sokakları dar, hele araçlar park edince geçecek hiç yer kalmıyor diye bahsediyor. Aslında araçların park etmesinin de hiçbir sorun teşkil ettiğini düşünmüyorum. Araçların bir yerde bir tarafta park etmiş olması yolun tek şerit olmasından tabii ki kaynaklı ve tek şeritte hız denetlenmiş oluyor aslında. Buradaki tek sorun bana göre kaldırımların yetersiz olması ve tabii ağaçlar her ne kadar önemli olmakla beraber aslında onlar bir engel ve yürüme hareket kabiliyeti sınırlı olanlar için de zorluk yaratıyor. Ama bu yolun daha geniş olması anlamını getirmiyor. Özellikle taşıta ayrılan kısmını. Bunun iyi örneğini o zaman New York üzerinden göstereyim. Yine tek tarafında otopark alanı, yani otopark demeyeyim ama araçların park ettiği bir şerit var. Geniş bir yol değil, yani yine aslında hızı denetlemeyi sağlayan, hız kontrolü yapabilen bir tasarım. Geniş kaldırımlarıyla burası güzel bir konut sokağı. Bunun karşısında ne görüyoruz? Ankara'dan size fotoğraflar. Bunlar da konut alanları. Hız denetimi açısından kesinlikle hatalı, otomobil akımını temel alan tasarım. Hız kontrol edilemiyor. Hızın yarattığı gürültü konut alanlarında ciddi bir problem ve tabii aynı zamanda karşıdan karşıya geçemediğiniz yaya güvenliğinin olmadığı bir yer. Aslında böyle bir yerde yaşıyorsanız mekan zaten size senin otomobil kullanman gerekiyor. Sen böyle yürüyerek, bisikletle falan bir yere gidemezsin. Yürüyerek bir toplu taşım sistemine giderken bile kısacık bir mesafe aslında güvenli değil yaya olarak diyor. Bunu mekandır. Ankara'da bir diğer sorunumuz çok sayıda yapılan katlı kavşaklardı. Özellikle kent merkezinde şu anda standardın çok altında kaldırımlar var ve otomobil egemen bir ulaşım sistemi söz konusu. Burada gösterdiğim standardın çok altında kaldırım değil zaten. Aslında bordür taşı olduğunu görüyorsunuz ama insanlar yürümeye çalışıyor. Çünkü bu da kentin ana bulvarı, Atatürk bulvarı. Ve yine omurga kelimesini kullanayım. Kentin en önemli bulvarı omurgası aslında. Tabii bu kadar otomobile öncelik veren bir planlama yaklaşımı olunca aslında kentin her mekanında otomobil egemenliği söz konusu olabiliyor. Kaldırımlarda bunları görebiliyoruz. Bu Ankara'da çok sık rastladığımız bir şey ama kent, ülkemizin diğer kentlerinde de ne yazık ki bunlar var. Yayalar, taşıt sokaklarında yürüyen araçlar kaldırımlara park etmiş durumda. Oysa en başta verdiğim o çerçevede otomobili sadece eşit, dengeli olarak kullanmak değil, bir de kullanımını caydırmaktan bahsetmiştim. Bu congestion charging, trafik sıkışıklığı ücretlendirmesi konusu aslında ülkemizde de tartışılıyor. Londra önemli bir örnek ama Londra'dan önce Singapur kentinde çok önce uygulandı. Londra gibi bir yerde uygulanmış olması 2003 yılından itibaren bunu daha gündeme getirdi. Kentin tanımlanmış önemli bir merkezi bölgesinde hafta içinde zirve saatler dediğimiz sanıyorum saat 7.30 ile akşam 7.30 arası gibi bir şeydi. Tam detayı doğru olmayabilir ama hafta içinde bu saatlerde otomobilinizle kent merkezine giriyorsanız yarattığınız trafiğin bedelini ödüyorsunuz anlamına geliyor. Çünkü trafik merkezi, kent merkezi
trafik sıkışıklığının yaşandığı bir yer. Dolayısıyla oldukça yüksek bir ücret ödetiyor. Bütün bu ücret, bu arada toplanan ücret, kentin toplu taşıma sistemlerinin iyileştirilmesine harcanıyor. Yani eğer ki her şeye rağmen kullanacaksanız bu ücreti ödeyin, ama kullanmayacaksanız da yüksek nitelikli bir toplu taşıma sistemimiz var diyor. Bunun da altını çizmek gerek. Otomobile alternatifleri iyileştirmeden otomobili yasaklamaya çalışmak tabii ki doğru bir politika sıralaması olmayacaktır. Müdahale sıralaması olmayacaktır. Otopark yönetimi de yine otomobili belli saatlerde, günlerde kentin belli bölgelerinde denetlemek için önemli bir politika aracı. Merkezi bölgede az otopark kapasitesi sunmak, hatta otopark kapasitesini belki sadece hareket kısıtlılığı olan engelli kullanıcılar için sunmak ya da sadece temiz enerjili araçlar için sunmak. Bunlar kentlerden politikalar aslında. Ve diğer tüm kullanıcılar için ya kapasitenin hiç olmaması ya da varsa çok yüksek ücretli bir fiyatlandırma kent merkezinde. Ama bunun karşılığında kentin çeperinde, dış bölgelerinde, toplu taşıma duraklarında ücretsiz parket bin alanlarıyla yine kent merkezine otomobilinizle gelmeyin, toplu taşıma sistemini kullanın mesajının verilmesi anlamına geliyor. Şimdi verdiğim tüm örnekler aslında hep vurguladım. Motorlu taşıtlar ile yaya arasındaki dengeyi değiştiren, otomobil egemen mekan kullanımını değiştiren örnekler. Böylece kentli davranışını değiştirebilecek örnekler. Kenti otomobile uydurmaya çalışan değil, otomobili kent yaşamına uygun, yaya ve toplu taşıma kullanımıyla eşit, dengeli ve uyumlu hale getiren örnekler. Bunların özellikle altını çizmek istiyorum. Ve bu azaltım konusunu bitirmeden önce azaltıma ilişkin olarak tekrar etmek istiyorum aslında temel eylemleri. Nitelikli bir toplu taşıma altyapısı ve hizmet düzeyiyle kentin her noktasına erişilebilir kılmak, nitelikli yaya mekanları ve yaya dolaşım koşulları sağlamak, bisiklet ulaşım koşullarını iyileştirmek, yukarıdaki alternatifleri iyileştirdikten sonra kentin merkezi bölgelerinde ya da trafik sıkışıklığını yaşandığı ana koridorlarda otomobil ile yolculuk yapmayı zorlaştırmak, gerekirse pahalılaştırmak, diğer türlerle dengeli hale getirmek, otomobil egemen mekan kullanımı anlayışını değiştirmek. Bunlar hep mekansal konulardı. Temiz enerji ve teknolojilerin önemini tekrar altını çiziyorum bu politika paketinin bir parçası olarak. Ve tekrar hatırlamamız gereken aslında yaygın kentsel gelişmeyi, yaygın yol yapımı ile doğal çevrenin asfalta dönüşümünü de denetlemek zorundayız. Biraz bu son maddeden bahsederek aslında uyum konusuna geçeceğim. Ama önce bir örnekle Seul'den. Biz ulaşım konusunda konuşanlar genelde hep bu Seul örneğini veriyoruz. Belki başka konuşmalarda ya da başka oturumlarda da karşınıza çıkmıştır. Burası Kore'nin başkenti Seul'de, Güney Kore'nin başkenti Seul'de. Cesaretle söylüyorum ismini ama Cheonggyecheon isimli bir bölge diyeyim. Ve bir yine kentin ana omurgası diyeyim. İsmini aslında buradan akan bir dereden almış. Burada bir dere var. Kentin önemli bir ticari bölgesi. Bu dere boyunca gelişiyor. Zamanla geliştikçe dere kapatılıyor. Derenin üzerine de yol yapılıyor. Fakat o yol bu ticari eksenin, bu omurganın yarattığı talebi karşılayamayacak durumda. Buradaki fotoğraftan gördüğünüz üzere ikinci bir yol daha yapılıyor. Sonra 2001 yılında gelen belediye başkanı buraya ismini veren bu dereyi tekrar ortaya çıkartmak projesini ortaya atıyor. Ve tabii aynı zamanda bu kadar böyle bir önemli ticari eksenin tamamen bir otomobil akımı için kullanılmasını doğru bulmayıp burayı daha dengeli yaya, bisiklet, işte toplu taşıma vesaire bu şekilde yeniden düzenleme konusunda bir girişim yapıyor. Çok tabii cesaretli bir girişim. Burada önceki halini, inşaat halindeki halini ve en sondaki halini görüyorsunuz. Buradaki en sondaki hali
Bize sadece bir kesit veriyor şu anda. Yine de önemli bir kesit. Dere ortaya çıkmış durumda. Etrafında rekreasyon alanları var. Kentlinin zaman geçireceği kamusal mekanlar ortaya çıkmış. İki şerit gidiş, iki şerit geliş. Bunun yanı sıra otopark içinde yer kalmış durumda. Ki o iki tarafta da kaldırımlar var. Ama asıl içinden girip bakalım. Gerçekten özel bir kamusal mekan. Aslında hani burada şunu da hatırlamamız gerek. Sokaklar, yollar, kamusal mekanlar. Bu nedenle de dengeli kullanmak ve tasarlamak ve hepimizin kullanacağı alanlar olmaları çok önemli. Burada yine aynı yerden o fotoğrafları görüyorsunuz. Şimdi bunu ben hem azaltım stratejisi kapsamında anlatıyorum ama hem de üzeri kapatılmış bir derenin aslında tekrar açılarak hem kente kazandırılması hem de bir doğal drenaj aksının kazandırılması açısından bir uyum stratejisi. Burada çok kısa şundan bahsedeyim. Bu ODTÜ'de yapılmış bir yüksek lisans tezi. Burada numara üzerinde haritada numara olarak gördüğünüz her şey Ankara'da zaman içinde üzeri kapatılarak yol haline getirilmiş dere yataklarını gösteriyor. Dere yatakları yani doğal çevre hem asfalta dönüşüyor hem dere yatakları kapatılıyor. İklim değişikliğine uyum açısından da bu son derece önemli bir konu. Sanıyorum bir 8-9 slaytım kaldı. Hızla uyum konusundan bahsetmek istiyorum. Potansiyel iklim tehlikeleri bunlar. Yani iklim, aslında şunu söyleyeyim. Biz her ne kadar şu anda karbondioksit, dünya olarak söylüyorum, karbondioksit salımlarını azaltmaya çalışsak da öyle bir noktaya geldi ki iklim değişti. Dolayısıyla sıfıra da indirsek karbondioksiti, iklimin değişikliğinin tehlikeleriyle karşı karşıyayız ve buna uyum göstermek zorundayız. Çok detaylı okumayacağım ama aşırı ve şiddetli yağışlar bildiğiniz gibi sel ve taşkın olaylarına yol açıyor. Taşıt yollarında çok ciddi etkisi var. Ulaşım trafik güvenliği etkisi var. Deniz seviyesi artış sonuçta hasar ve altyapının tamamen kaybı anlamına da gelebiliyor. Aşırı hava olayları yine enerji kesintisi de olabilir ama ağaçların yollara düşmesi, tabela sinyalizasyon yine çok ciddi erişim riskleri, güvenlik riskleri. Sıcak hava dalgaları yolcu sağlığı açısından çok önemli bir konu, dikkate alınması gereken konular içinde. Şimdi burada şunu görüyoruz, aslında ulaşım sektörü ve kentsel ulaşım birden fazla iklim tehlikesine maruz kalan bir sektör. Ciddi bir konuda ciddi ele alınması gereken bir sektör. Daha önce de bahsettim, doğrudan etkiler var. Tüm kullanıcılar, halk, taşımacılık yapan şirketler etkileniyor altyapı ve erişim hasarlarından ya da altyapı hasarlarından ve erişimin aksamasından. Ama dolaylı etkiler de var. Bireylerin geçim ve çalışma koşullarına, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerine erişebilme olanaklarına, acil servislerin bize erişebilirliğine, dolayısıyla halk sağlığına olumsuz etkiler söz konusu. Ekonomik ve toplumsal faaliyetlerin tümünün, üreticiler, tarım, sanayi, turizm sektörleri de dahil bu tehlikelere ve etkilere maruz kalması söz konusu. Birkaç eylem üzerine düşüncelerimi paylaşacağım ama burada bağlamı konuşmamız gerek. Yani bir paketi her kent incelesin diye bir şey olamaz. Yerele özgü koşullar çok önemli. Örneğin Çiğli için hangi iklim tehlikesi tehlikelerinin yerelde en etkili olduğu konusunun araştırılması gerekir, önemli. Bundan bahsedeceğim birazdan. Hangi ulaşım sistemleri en yoğun kullanılıyor? Dolayısıyla hangi ulaşım sistemi en fazla maruz kalacak aslında tehlikelere? Mesafeler, kentin formu, büyüklüğü, yaygınlığı önemli. Yeşil ve mavi altyapılar, dereler, yeşil alanların sürekliliği önemli. Çünkü bunlar hem hava koridoru, mikro klima etkisi hem de doğal drenaj kanalları. Yaya yürüme koşulları nasıl? Bunu aklınızda tutun dediğim o fotoğraf işte. Ağaçlar, gölge, mikro klima etkisi. Yeşil alan, yeşil altyapıların varlığı, yüzey geçirgenliği için önemli. Hem parklar olabilir bunlar, hem çatılarda suyu tutan, yağmur suyunun akış şiddetini azaltan altyapılar. Yollar ve kamusal alanlarda kaplama malzemesi, örneğin belli kilit taşlar bunu sağlayabiliyor, yüzey geçirgenliğini etkiliyor. Kentteki kanalizasyon ve yağmur suyu altyapıları da yine önemli. Çiğli'ye baktığımda, şimdi ben tabii bunları uzaktan söylüyorum. Sizler yaşayanlar olarak daha sonra tartışmalarda da müdahale ederseniz sevinirim.
Bir kere Çiğli'nin konumu nedeniyle deniz seviyesi yükselmesi konusu muhakkak incelenmeli. Sıcak hava dalgaları ve aşırı sıcaklıkların ulaşım ve erişime etkisi de incelenmeli. Yolculuk konforuna etkisi, halk sağlığına. Aşırı yağışların olduğunu gördüm. Ben kendi yaptığım araştırmaya göre 95, 2010 ve 2021 Şubat'ında çok ciddi felaketler yaşandığını gördüm. Geçmiş olsun. Sel suları nedeniyle yol çökmeleri yaşanmış. Tabii bu kentleşme sürecinde üzeri kapatılmış dere yatakları da var. O yüzden o hani yerele özgü kentleşme koşulları da önemli. Mesela şunu gördüm. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli'deki Gediz Nehri yatağı doldurularak ve Balatçık, Küçük Çiğli, Büyük Çiğli derelerinin yatakları değiştirilerek inşa edilmiş. Bu nedenle hem OSB zemininde oturma ve çökme var, hem de doğal drenaj kanalına müdahale nedeniyle aslında tüm bölgede sel ve taşkın riski artıyor. Konuşmanın başında Serdar belirtti, şehirler arası yol bağlantılarının geçtiği çok önemli bir konumda. Bu yollar nasıl etkilenecek? Tramvay uzatılacak, o nasıl etkilenecek? Onun konumu nerede olmalı? Riskler var mı? Tüm bunlar eylem planı kapsamında tartışılmalı. Burada bu 2021'deki felakete ilişkin gördüğüm haberlerdi. Ama 2010'da da şu kısım, bu hani dolaylı etki dediğim konu açısından çok önemli. Deniyor ki su birikintileri nedeniyle evlerinden dışarı çıkması gereken vatandaşlar botlarla taşındı. Bir hasta botla hastaneye sevk edildi. Ulaşım böyle bir şey. Yani tüm aslında hayatımızı etkileyen bir konu. Ve son olarak sadece hani bir listede aklıma gelenleri sizlerle paylaşmak istedim. Bunlar tartışılması anlamlı olacağını düşündüğüm öneriler. Kapatılmış dere ve kanalların yeşil mavi altyapı alanları olarak yeniden kazandırılması olanaklı mı? Bu kapatılmış dere yatakları üzerindeki kullanımlar için bir tartışma gerekir. Örneğin bu OSB konusu. Yeşil altyapılar arttırılabilir mi? Yol, otopark, yaya alanı, meydan gibi sert zemin alanlarda geçirgen kaplama malzemeleri kullanılabilir mi? Toplu taşımada yolcu konforunu nasıl arttırabiliriz? Kimlendirme, koltuk sayısı, düzeni, kapasite ve benzeri. Pandemide de bir tartışma yapılabilir. Şu anda girmiyor. Yaya yolculuklarında konforlu, sağlıklı ulaşımı sağlayacak düzenlemeler, o hani hatırlayalım dediğim ağaçlandırma, güneşten koruma, ısı etkisinden koruma ve karayolu ve taşıt yolu altyapılarının daha da fazla arttırılmasını gerektirmeyecek planlama yaklaşımları, yaygın değil, derişik, kompakt kent gibi. Bunlar aynı zamanda yürüme mesafesinde olanaklı kıldığı için yaya yolculuklarını ve bisikletli yolculukları da teşvik ediyor. Yani bir azaltım faydası da var. O yüzden son sözümü de bu şekilde bitireyim. Öyle eylemler var ki hem azaltım stratejisine hizmet eder hem uyum stratejisine. Bu sinerjiyi yakalamak da çok önemli olacaktır bu iklim planı çalışmasında. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için ve iklim eylem planının hazırlanmasında, uygulanmasında başarılar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Güzel bir sunum oldu. Teşekkür ederiz. Hatta siz konuya da girdiniz epey. Çiğli'ye de epey şey yapmış oldunuz. Atıfta bulundunuz. Çok teşekkür ederiz. Biraz araştırdım. Çok teşekkür ederiz. Aslında evet, Gediz Deltası'nda bulunmamız aslında bizim burada yaşadığımız önemli bir gerçeklik. Ve her tarafımızdan hakikaten dereler akıyor ve derelerin üstü büyük oranda aslında Ankara örneğindeki gibi kapatılmamış durumda burada. Daha çok hani böyle açık kanallar üstünden de denize boş oluyor. Ama tabii orada da ciddi bir arıtma ve benzeri sorunlar yaşanıyor dere üzerinde, açık dereler üzerinde. Ve aynı zamanda tabii en büyük sel risklerini de oralar şey yapıyor, taşıyorlar. Böyle hani bu aşırı iklim olayları yaşandığında gerçekten biz belediye olarak o açık kanalların çevresinde selle ilgili tedbirler almak, hatta zaman zaman da müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Ama tabii bunlar yeterli değil, yani anlık çözümler çok fazla bir şey üretmiyor. Ben Ela Hocam'a tekrar teşekkür ediyorum. Aslında soru varsa Ela Hocam'a şu aşamada alabiliriz. Evet, bakayım chatte ne var? Ela Hoca'nın kentsel tasarım vurgusu çok önemliydi. Benim de kendi düşüncem. Hani şehir planlamanın yanında bazı unsurların da kentsel tasarım projeleri ve kararlarıyla ele alınabileceğini söyledi. Çok önemli bir şeydi bence sunumun içerisinde. Teşekkürler.
Hani Kemal şey yapalım mı? O anket sonucunu da paylaşalım mı? Ne dersin? Anket sonuçlarını paylaşalım. Ve ikinci soruyu da soralım isterseniz aynı tamam, zamanda. Tamam, ikinci soruyu soralım. Bu arada hocam çok şey yani katılımcılar açısından baktığınız zaman değişik müdürlüklerden arkadaşlarımız var. Sivil toplum örgütlerinden arkadaşlarımız var. Hani ulaşım bağlamını çok güzel bir şekilde şey olmuş oldu, açmış olduk. Hani hangi başlıklarda, hangi eylemlerle ulaşım azaltımı, ona uyumu sağlayabiliriz. Bunları bir şekilde masaya yatırmış olduk. Umarım Eylül'deki çalıştayda daha fazla bunu irdeleme şansımız olur. Belli dokümanlara, kararlara bağlama şansımız olur. Benim ekranımı görebiliyor musunuz şu anda? Görüyoruz. Evet. Burada iki seçenek de işaretlenebiliyordu. Ona bağlı olarak değerlendirecek olursak en çok özel araçtan gelindiği işaretlenmiş 14 katılımcı tarafından. Sonra sırasıyla toplu ulaşım 10 kişi işaretlemiş. Raylı sistem, otobüs, vapur ve dolmuş ile gidip gelenler iş ve okula. 7 kişi yürüyerek işaretlemiş. 3 kişi bisiklet, 2 kişi de servis olarak kullanmış cevabını. Özellikle pandemi özel araçla olan ulaşımı çok teşvik etti. Ben hani pandemi öncesi yapılsaydı bu anket o 14 rakamın daha da düşük olacağını tahmin ediyorum. Yani şu anda biraz da insanlar bu getirdiği süreci özel araçlarıyla şey yapmak istiyorlar. Tüm Türkiye'de etkilemiş durumda. İzmir'in de tabii trafik altyapısını kaldıramayacağı bir şey oluştu. Evet. Özel araç kullanım oranı oluştu ne yazık ki. Evet, diğer sorumuzu da soralım. Bu arada ben bir not daha söylemek istiyorum. Hem Ankara'yı hem İzmir'i yaşamış birisi olarak. Aslında İzmir, Ela Hocam'ın bahsettiği o kent içi müdahaleler, ulaşıma, işte bu katlı kavşaklar konusunda Ankara kadar talihsiz bir kent değil. Ve İzmir'de gerçekten hani Ankara'dan farklı olarak çok ciddi bir toplu taşım altyapısı var. Özellikle İzban ve onun çevresinde metronun konumlandırılması ve onun dışında tekerlekli toplu taşım hizmetleri Ankara'nın ilerisinde olduğunu söyleyebilirim. Yani İzmir'de de toplu taşım gerçekten çok kullanılan bir yöntem. Evet. İkbal bir söz istiyor. İsterseniz İkbal'e bir söz verelim. Buyur İkbal. Evet. Öncelikle kusura bakmayın geç girdim. Zamanı iyi şey yapamamışım, planlayamamışım. Ama girdiğim noktadan itibaren hani hocamızın o sunumundaki hedefler aslında bizim iklim eylem planına da göstergeler olarak girebilecek bazı şeyler yakaladım. Kayıttan onları seyrederiz diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bu şöyle bir nokta var. İklim eylem planlarında genelde bu eylem planına giriyor. Yani uyum kısmında özellikle hocamızın ve Ali Kemal hocamızın belirttiği kentsel tasarım ölçeğindeki göstergeler. Sonra bunlar sanki iklim müdürlüğünün işiymiş gibi kalıyor. Halbuki buradaki pek çok gösterge ve hedef Fen İşleri ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün göstergelerine girmesi gereken hedefler diye ben onun özellikle altını çizmek isterim. Belki hani Ela Hoca'yla bu uyum planındaki göstergeleri ayrıca bir de çalışmak da fayda olabilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Şimdi Menti'deki soruyu tekrar hatırlatayım. Şeyde chatte var. Onu da cevaplarsanız onu da evet, onu açık tutacağız, kapatmayacağız. Mustafa Bey'in sunumundan sonra sonuçları yansıtırız. Tamam. Bir de şeyden, bu arada chatte iki tane not var. RCV Birol, hocama çok teşekkür ediyor. Yurt dışından anlamlı örneklerle, görsellerle kapsamlı bir konuyu sade bir dille anlattığı için teşekkür ediyor. Mustafa Dikeç de bölüm toplantısıyla çıkışımı yapacağım diye Mustafa Hoca bildiriyormuş. Excuse bildiriyormuş. Hocaya teşekkür ediyor. Biz de katıldıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi Mustafa Bey'in sunumu. Çok teşekkürler. Hocam siz bir şey söylediniz. Ben çok teşekkür ettim. Hani umarım faydalı olmuştur. Önerilen göstergeler çalışmasında da hem sunumun bir faydası olur umarım, hem de katkı koyabilirsek tabii ki memnuniyetle. Biz her aşamada size başvuracağız. Teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Şimdi Mustafa Hocam'a geçiyorum. Mustafa Karakuş. Mustafa Karakuş, elektronik ve haberleşme mühendisi.
bize küresel ısınmada bisiklet kurtarıcı olabilir mi diye bir sunum yapacak. Mustafa Bey aynı zamanda bisikletli ulaşım geliştirme platformu sözcüsü. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Bir sürü ilgi alanı var ama ben sadece bu konuyla ilgili olduğunu düşündüklerimi seçtim. Bisiklet, sosyal ağ, girişimcilik, etkinlik planlama, halkla ilişkiler, stratejik iletişim, macera seyahati, medya ilişkileri, ekip çalışması, turizm, kentsel hareketlilik ve bisiklet lojistik. Mustafa Hocam sizin de bir sunumunuz var galiba. İsterseniz paylaşıp konuşmayı başlatabilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ederim Serdar Bey. Herkese merhaba. Sunumumu paylaşıyorum. Benim sunumum video şeklinde ama kısa bir video. Çok uzatmadan ben de konuyu böyle genel hatlarıyla almak istiyorum. Detaylara girmek istersek yine devam edebiliriz. Öncelikle Çiğli Belediyesi'ne ve sizlere çok teşekkür ederim. Ela Hocam'ın sunumu çok güzeldi. Bana da birçok arkadaşım telefondan, WhatsApp'tan mesaj gönderdi. İyi ki davet ettiniz ve iyi ki sunuma katıldık diye. Ela Hocam çok teşekkür ederiz gerçekten. Ben teşekkür ederim. Biz zaten STK olarak bu işin tam göbeğinde olduğumuz için o sunumlar bizim için çok önemli. Yıllardan beri dinliyoruz ama karar vericilerin bu sunumlardaki işte göstergeleri, iklim değişikliği planlarını biraz daha hızlı hayata geçirmesini de bekliyoruz. Bu da ayrı beklentimiz. Hatta bu hak arayışımız ve kulis yapma, avukatlık yapma konusunda STK'lar olarak bununla uğraşıyoruz yıllardan beri. Benim sunumum kısa. Söyleyeceklerim de aslında uzun değil ama biz böyle Çiğdem Hanım'la, Çiğdem Baydar'la konuşurken bu sunumun içerisinde nasıl bir başlıkla girelim diye konuştuk. Ben dedim ki iddialı bir başlıkla girelim. Küresel ısınmada bisiklet kurtarıcı olabilir mi diye. O iddialı başlığı seçtik. Ben şimdi size bu konudaki birikimlerimi ve araştırmalarımı anlatacağım. Bahsettiğiniz gibi ben 72 İzmir doğumluyum, haberleşme mühendisiyim. 2005 yılından beri bisikletli STK tarafında çalışıyorum, uğraşıyorum. Aslında bisikleti sadece ulaşım amaçlı, sosyal amaçlı kullanan bir insanım. Her gün evimden işime bisikletle gidiyorum yıllardan beri. Yani evim Alsancak'ta, işim 9 Eylül Üniversitesi Tınaztepe kampüsünde, oraya gidiyorum her gün. Günlük 12,5 kilometre gidiş, 12,5 geliş, 25 kilometrem var. Bu gidişin ve gelişin aslında ne kadar zor olduğunu ve İzmir'de yani güvenli bisiklet sürüşü yapmanın hem çok faydalı hem de aslında çok güvensiz olduğunu yaşayan insanlardan biriyim ki burada konuşmacılar arasında, pardon, dinleyiciler arasında arkadaşlarımız var, görüyorum. İzmir'de işe bisikletle giden 10 binden fazla insan var şu anda platformada üye olan. Hepimiz gidiyoruz yıllardan beri ama biraz kelle koltukta gidiyoruz. Yol güvenliği konusunda sıkıntılarımız var. O yüzden de aslında büyükşehirin özellikle ilçe bazında Çiğli'de, tabii Çiğli'de yaşayan insanların daha çok bisiklete binmesi ve ulaşım amaçlı kullanması için çabalarımız var. Çiğli özelinde şunu söylemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum özellikle. Çiğli İzmir'in yeni dahil edildiği Eurovelo, Avrupa Bisiklet Yolları Ağı'nın üzerinde bulunan bir ilçe. Eurovelo önemli bir ağ. Avrupa'daki İspanya'dan hatta Portekiz'den başlayan hat İzmir'e kadar şu anda uzandı ve Çiğli ilçesi bu hattın tam üzerinde. Ve sizin ilçe sınırlarınız içerisinden belki her hafta birkaç tane bisikletli turist geçiyor, ilerliyor ki biz bunları karşılıyoruz, biz bunlara tanışıyoruz ve onlarla söyleşiler de yapıyoruz. Bunu biliyorum ben de. Önemli rekreasyon alanlarınız var. Kuş cenneti gibi. Kuş cenneti çok önemli bir lokasyon. Buranın tanıtılması, buranın hem yerel olarak yani bizlerin de İzmir halkının da oraya gitmesi hem de yabancı turistlerin burayı ziyaret etmesi için aslında bir cazibe merkezi haline getirmeyi düşünebilir. Bununla ilgili pandemi öncesinde bir çalışma yapmıştık. Hayata geçemedi. Her hafta sonu bisikletlerle kuş cenneti turları ve kuş gözlemcilerinin katıldığı böyle güzel rekreatif turlar düzenlemeyi planlamıştık belediye ile beraber. Umarım pandemi şartları düzeldikten sonra bu yapılacaktır. Sağlıklı Kentler Birliği, işte iklim eylem planı gibi konularda mecburen bisiklet konusu gündeme geliyor. Çünkü bisikletin içinde olmak durumunda kalıyorsunuz. Ben hemen sunumu başlatayım. Sunumda şuradan aslında başladım. Artık 2021 yılında insan kaynaklı iklim değişikliğinin gerçek olduğunu biliyoruz. Bu konu bir gerçek ve dünyanın kabul ettiği bir mevhum olarak aslında duruyor.
Kısaca özetlemek gerekirse küresel hava sıcaklıkları son 100 yılda 2 derece artmış bulunuyor. Bunu işte internetteki kaynaklardan siz de görebilirsiniz. Son 5 yıl yaşanan en sıcak 5 yıl olmuş yüzyılımızda. Ve sera gazı emisyonları 2050 yılına kadar en az %80 azaltmamız gerekiyor. Azaltmamız diye böyle kullanıyorum ama yani bizim yapabileceklerimiz de sınırlı birey olarak. Tabii işte bunun çok fazla şeyi de var, ölçeği de var. İşte şehir bazında, ülke bazında, kıta bazında yapılması gereken işler var. Ki sadece tabii bireylerin ya da ülkelerin değil, çok büyük ticari şirketlerin, belki kartellerin, holdinglerin yapması gereken işler var bunun arasında. Bunların arasındaki işlere baktığımız zaman, şimdi bu OECD'nin sunduğu bir rapor, 2012'ymiş ki Ela Hocam bunu daha da fazla olduğunu biraz önce söyledi. Ben eski bir grafik bulmuşum. Burada sera gazının hangi sektörlerde ne kadar üretildiği ile ilgili bir grafik yapılmış. En büyük %61.42 ile en büyük oran enerji sektörüne ait. Yani biz enerji üretmek için, işte elektrikten üretmek, doğal gazla bir şey yapmak ya da güneş enerjisiyle bir şey üretmek için sera gazı yayılımı yapıyoruz. Dünya bunu yapıyor. Bunu üretirken mecburen sera gazı salınımını yapmak zorunda kalıyorsunuz. İkinci kısım burada 2012'de %20 demişler ama hocam %25 hatta %50'ye kadar çıktı diye söyledi. Yanlış not almadıysam. Transport yani ulaşım tarafı zaten çok büyük bir oranda ilerliyor. İşte tarımla ilgili konu var. Tarım nasıl oluyor diyeceksiniz. Tarım meselesinde hayvancılıkla ilgili özellikle benim okuduğum dokümanlarda bu büyük ticari hayvancılık meselesi. Yani büyük çiftliklerin Amerika'daki gibi, işte Meksika'daki, Arjantin'deki gibi büyük çiftliklerin kurulması ve buradaki hem hayvanların kendisinin çıkardığı sera gazları hem de onların yemesi için hazırlanan yemleri üretirken harcanan enerji ve sera gazı üretimi var. Ki o da devasa boyutlarda ve diğer işte endüstriyel süreçlerden bahsediyor. Burada kıtalar arasında baktığımız zaman, ekranımı büyüteyim isterseniz, ekran küçük kalmış. Kıtalara baktığımız zaman 1990'da işte 2010 arası sanırım bu. Sadece Avrupa kıtası söz verdiği sera gazı salınımı oranlarını aşağı çekmeye başarmış. Diğer kıtalarda işte bakın Asya'da %95 artış var. Okyanusya'da %22, Afrika'da %8 gibi artışlarla gitmiş. Yani sera gazı üretimi daha da artmış. Bir tek Avrupalılar, Avrupa Birliği belki işte oradaki ülkeler bu konuda gerçekten daha net adımlar atmışlar ve bunu aşağı çekmeyi başarmışlar. Bizim ülkemizde tabii ulaşıma geldiğimiz için konu ulaşımın da en önemli faktörlerinden birisi büyük şehirlerde özellikle yani nüfusun çok büyük olduğu yerlerde kentsel nüfus. 2002'de %70 bir kentsel nüfusumuz varken 2020'de %93 seviyelerine çıktığını görüyoruz. Bunun gerçi şununla da ilgisi var. Şimdi Büyükşehir Kanunu ile beraber 30 tane büyükşehir ve ona bağlı köylülerin hepsi biliyorsunuz mahalle olarak bağlandı büyükşehirlere. Eskiden köydü oralar. Mahalle oldukları için eski köy şimdi mahalle oldu. Şimdi de tabii bu oranı yükseltmiş oluyor. Aslında belki o köyleri yine köy sayarlar. Belki bir oran bu kadar yüksek olmayabilir. Bu da doğal olarak tabii ki büyük şehirlerde ya da kentsel alanlarda insanların çok daha fazla ulaşım ihtiyacının olduğunu ve bu ulaşım ihtiyacının otomobiller, çoğunlukla otomobiller tarafından sağlandığını. İşte hocamız bahsettiği bu otomobil akımı yani trafikteki akım meselesi maalesef yoğunlukla otomobil odaklı olmak durumunda kalıyor. Şu anda Türkiye'de 24 milyon araç trafiğe kayıtlı olarak görünüyor. 24 milyon 144 bindi galiba bakmıştım bugün. 2002'de bu sayı sadece 8 milyon adetmiş. 3 katından fazla artmış sayı. Tabii ki işte buna istinaden belki altyapı artmış olabilir ama bunun da %54'ünü otomobiller oluşturuyor. Yani bu artış oranı yani nüfustaki kentsel artış ve otomobil sahipliğindeki artış
Bu şekilde devam ederse zaten herkesin söylediği gibi bu sürdürülemeyen bir hale geliyor. Yani bugün İzmir'de yaşadığımız, yıllardan beri İstanbul'da ve Ankara'da yaşanan trafik problemleri zaten beklenen, görülen, istatistiğe ve matematiğe baktığınızda çok net sayılarla görebildiğiniz konular aslında. Bununla ilgili ne yapılabilir, nasıl ilerleyebiliriz diye baktığımızda, bizim STK olarak üstünde durduğumuz konu ne? Bisikletli ulaşım. Bisiklet sürmek buna bir alternatiftir. Bunu bir alternatif olarak koyabiliriz. Belki çok büyük bir küme değiliz. Kümemiz küçük olabilir ama küme büyürse ve kümeye katılırsanız siz de ve herkes bunu benimserse aslında burada bir çevresel faktör, burada bir ulaşım faktörü devreye alınmış olabilir. Yani kısa mesafelerde, bununla ilgili çalışmalar da var, belki okumuşsunuzdur. Büyük şehirlerde trafiğin yapılan ulaşımın, yapılan yolculukların %60'ından fazlası sanırım 7 kilometrenin altında. Yani bir kişi bir yere gitmek için yolculuğuna başladığında 7 kilometre mesafeye, hatta çok daha az mesafeleri tabii kullanıyorlar. Aracını alıyor, biniyor, çalıştırıyor, direksiyon başına geçip işte 2 kilometreye gidiyor, 3 kilometreye gidiyor, 5 kilometreye gidiyor, sonra dönüyor oradan. Bunu yapmadan da aslında ulaşabilir karşı tarafa. Yani yolculuğunu çeşitlendirerek bunu sağlayabilir. Aslında belki Türkiye'deki kentte yaşayan insanlarımıza biraz bunu anlatmak, biraz bunun kampanyalarını yapmak, bunu teşvik etmek belki insanların bu noktadaki algılarını değiştirmemize sebep olabilir. Biz böyle düşünüyoruz çünkü yani her eline attığında işte 3 kilometre ilerideki marketten 2 torba bir şey taşıyacağım diye şeyi çevir, kontağı çevir, bol bol egzozu dumanını yay, benzin kullan, gürültü çıkar, yer işgal et, git gel, toplam 6 kilometre gittin. Ne oldu? Kendine de zarar, dünyaya da zarar verdin. Ne oldu? 2 tane işte 2 torba şeyden marketten eşya şey taşıdın, yiyecek taşıdın evine. Halbuki yani tabii ki imkanlar olduğu zaman apartmanında işte evinde bir bisikletin olsaydı, bisikletine 2 tane benim yaptığım gibi yanına heybe taksaydın, aynı işi çok rahat hem sağlıklı hem çevreci hem de hiçbir trafik stresine gerek kalmadan yapabilirdin. Ya bunu kafalara belki biraz hatırlatmak, belki biraz bunları görsel olarak kamu spotlarıyla insanlara alttan mesaj olarak vermek gerekiyor. Yani tek ulaşım aracımız şu anda otomobil değil. Yani çok ulaşım aracı var. Bunları seçme özgürlüğümüz de var. Ve bunları seçerken çok daha akıllıca davranabiliriz. Şöyle, dünya çapında bisiklet kullanımında %20'lik bir artış olmuş. 2050'de de kentsel yolcu taşımacılığından kaynaklanan karbondioksit emisyonları yaklaşık %11 azaltılabilir demişler. Bisiklet, yani burada bisiklet kullanımının artırılmasıyla bu oranların sağlanabileceğini söylemiş bir araştırmada. Eski bir istatistik buldum. Son yeni bilgileri bulamadım. 2000 yılında Türkiye'de hanelerin %14'ünde bisiklet varmış. 2014'te bu oran %30 olmuş. Sanırım 2021'de bu oran çok daha yüksektir ama elimizde bir veri yok. Ben araştırıyorum, halen bulamadım. Yani bisiklete ilgi artıyor. Son 10 yılda gerçekten, son 1 yılda çok daha büyük bir patlama oldu. Biz bunu biliyoruz. Geçen sene pandemi başladığında bisiklet satışlarına müthiş bir artış oldu. Hem dünyada hem Türkiye'de şu anda bisiklet arzı talebi karşılayamıyor. Çünkü işte maden işçilerin daha az çalışması, alüminyumun, karbonun üretiminin yavaşlaması vesaireden dolayı Çin merkezli, Tayvan merkezli bisiklet üreticileri şu anda üretime yetişemiyorlar. Türkiye'deki onun ithalatçıları da aynı şekilde Türk üreticileri de 2022-2023'e doğru üretim planları yapıyorlar. 2021 yılını hemen hemen kapattılar. Çünkü ellerindeki malzeme ancak bu kadar. Türkiye'de 1,5 milyon yılda ortalama bisiklet satışı oluyor. Bunu biliyoruz. Bu satışların devamında işte insanlar bunu kullanıyorlar. Bisiklet Endüstrisi Derneği'nin 2013 yılındaki verilerine göre 30 milyondan fazla bisiklet saymışlar o zaman. Satışlardan sanırım bunu. Ama kullanım oranı tabii %2, %3'ü geçmiyor ki bu genel ortalama bazı şehirlerde 10.000'de bir, bazı şehirlerde 100.000'de bir, Konya gibi altyapısı ve bisiklet kültürü biraz daha yüksek olan şehirlerde %3'ün üzerinde.
Benim bildiğim İzmir'de bizim kullanım oranımızda 1/10'un altında şu anda. Yani 4,5 milyonluk İzmir'de toplam kullanım alanında yeniden ölçmek lazım. Bunu tekrar bakmak lazım. Tabii özellikle bir de kültürel faktör de var. Bizde bisiklet işte çocuk oyuncağı, genç işi, böyle hayta işi falan gibi görülür. Çok böyle kelli ferli insanların kullanması çok böyle şey görülmüyor tarzında bir kültür var. Neden bisikletin üzerindesin? İşte kadın binmez, çocuk binmez, mesela çocuk biner, kadın binmez gibi şeyler de var böyle. Ayrımcılık konularına da giriyor. Ama baktığınızda aslında her yaş için geçerli bir ulaşım aracı. Siz en azından kendiniz bireysel olarak iklim değişikliğine katkı vermek istiyorsanız bisikleti bir ulaşım aracı çözümü olarak kullanabilirsiniz. Bu zaten dünyada yıllardan beri kanıtlanmış, çok da net, çok açık, her yerde yazılan, çizilen bir konu. Biz tekrar gündeme getiriyoruz ki bunu biraz daha kafalarda olmayan yer, olmayan kafaların içine sokmaya çalışıyoruz. Çünkü siz bisikletle gittiğiniz zaman yaptığınız her kilometre o yolun tıkanmasına ve hava kirliliğini azaltmaya yardımcı oluyor. Biz de diyoruz ki bir fark yaratın. Hem kendiniz için hem dünya için bir fark yaratın. Bisiklet sürün. Bisiklet sürmeyi deneyin. Denemek de önemli. Çünkü insanlarda bazı kalıplardan dolayı bisiklet sürme konusu belki korkular içinde, belki bir takım gizli fobiler olabilir. Bunu atmamız gerekiyor. Yani bunu en iyi deneyimleme yöntemi de şu, biz İzmir'de BOGEP olarak bunu yapmayı denemiştik ama yine pandemi başladı. Bu işi yapan birisiyle bu işe başlayın. Yani ben mesela işte Alsancak'tan Buca'ya gidiyorum her gün. Benim bir buddy'm, hani askerde vardır ya buddy derler, senin yandaşın. Bana bir buddy alabilirim. Her gün Alsancak'tan Buca'ya o buddy ile gidebilirim. Eğer ki istiyorsa, biz bunu bir proje haline getirmeye çalışıyoruz bu arada. Ya İzmir'de siz daha önce bu yolu yapmış bir insanla, bisiklet süren, tecrübeli bir insanla bir yerden bir yere gidebilirsiniz, deneyimlersiniz, bakarsınız ve gerçekten bu iş oluyor mu olmuyor mu, o zaman belki daha kolay karar verebilirsiniz. Önemli bir konu. Çiğli Belediyesi'ne buradan biz çağrı yapmak istiyoruz. Bunu daha önce de konuştuk belki onlarla. Yani bu büyükşehirde de daha önce konuşulan, defalarca bizim bisikletli sivil toplumda her yere anlattığımız bir konu. Bisikletli pazar diye bir şey var. Ayın bir günü o pazarı... Hiç yaşına yaklaşmışsın ya. Aynı annen gibisin ya. Yayalar oğlum bak orada ayarlı. Ve bu ayın bir günü, o pazar günü insanlar şehrin en büyük caddesinde ya da ilçenin en işlek caddesi olabilir burası. Güzel bir caddede artık o caddenin otomobilsiz halini deneyimliyorlar. Her sene 22 Eylül haftasında biliyorsunuz otomobilsiz kent günü haftası ve Türkiye'de de çok fazla sayıda ilçe ve şehir katıldı bunlara, deneyimliyorlar otomobilsiz kent gününü. Bu bahsettiğimiz bisikletli pazarlar otomobilsizlik konusunu deneyimlemek için, çocuklarımız için, yani kendi neslimizin devamı için önemli bir konu. Ben bunu da iklim eylem planınızın içerisine almanızı rica ediyorum ya da talep ediyorum bir STK olarak. Çünkü bu şehirde, kentte, ilçede, o mahallede bu farkındalığı yaratmamız için önemli bir etkinlik. Bunun çıktılarını gerçekten çok net, çok böyle pozitif göreceğiz, onu biliyoruz. Ben bu kaynaklardan yararlandım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorularınız varsa yine almak isterim. Bu fırsatı verdiği için tekrar Çiğli Belediyesi'ne teşekkür ederim. Teşekkürler. Biz de sunumunuz için teşekkür ediyoruz. Aslında bisiklet dünyasını biraz içine almış oldunuz bizi. Ali Kemal galiba bir şey... evet. Ali Kemal sen bir istersen bisikletle ilgili belediyenin yaklaşımıyla ilgili bir bilgi ver. Ne dersin? Aslında şöyle, biz İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğü'nün ortak çalışması olarak ilçedeki sorun ve potansiyelleri biliyoruz. Hatta buna dair elimizde dokümanımız da var, bir sunumumuz var. Kendi yöneticilerimizle de paylaştık, hatta başkanımızla ve başkan yardımcımızla, teknik başkan yardımcımızla. Ama yeterince destek alamadığımızı düşünüyoruz bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi tarafından. Onlar da bir kısmını biliyorlar aslında. Çevrimiçi ortamda onlarla da bir toplantı yapmıştık Büyükşehir Belediyesi ile. İlçede neler yapıldı? Bisiklet park yerleri yapıldı Büyükşehir Belediyesi tarafından. Hem de bol bol yaptılar yeterli düzeyde. Kısmen
Biz de konumlar hakkında önerilerimizi ilettik. Bu önerilerimizin tümünde karşıladıklarını düşünüyoruz. Ayrıca ilçenin merkezi diye nitelendirebileceğimiz Kasaplar Çarşısı, Kasaplar Meydanı dediğimiz bölgede paylaşımlı bisiklet sistemi olan BİSİM istasyonu yerleştirildi. Fakat bu da yeterince kullanılamıyor çünkü bir ağ sistemine bağlı değil şu anda. Kendi başına bir istasyon olarak konumlandırıldı oraya. Serdar Bey, uygunsa aslında birkaç başlık göstermek isterim sunumdan. Tabii ki, tabii ki. Vaktimiz varsa, tamam. Ali Kemal Hocam, sanırım en büyük problem bu şey işte mavi, hani Koçtaş'ın oradaki o üst geçitten, hani sizin oraya bağlantı konusu var ya, Karşıyaka'yı Bostanlı'yı Çiğli'ye bağlayan üst geçit. Evet. Belki orada burada vardır. Yani ekranımı görebildiniz mi şu anda? Evet, gördük. Aslında bu Çiğli tramvayı inşaatıyla beraber oradan bir bisiklet köprüsü yapılacağını ben teyit edebilirim size. Yani o ulaşım şeyden karayolunun dışında sadece tramvayın ve bisikletin geçtiği bir köprü yapılıyor. Projede var, onu biz şey yapmıştık. Hocam biliyorum. Büyükşehir'le biz de konuştuk. Köprü güzel bir çözüm ama yeterli bir çözüm mü derseniz ilk etapta değil. Çünkü köprüyle ilgili bizim dernek üyelerimiz şunları söylediler. Köprü bir eğimli bir alan olacak. Orada %6, %7 eğim olacak. Köprüden genç, sağlıklı bireyler geçebilirler ama tandem kullanan, görmeyen bireyler, yaşlı bireyler ve kadın bireyler var, çocuklar var. Tabii ki orada çözüm o görünüyor şu anda ama başka çözümler varsa, eğim olmayan çözümler varsa onlar da çok daha makbul olacak diye bir geri bildirim aldık. Bizim yaptığımız tespitlere göre bir sahaya da çıkıyoruz tabii. Bisiklette kullanıyoruz hatta. İki tane önemli sorunumuz var. Bir tanesi ilçeyi üçe bölen çevre yolu, Anadolu Caddesi ve İzban hattı. İlçeyi bıçak gibi bölüyor boydan boya. Bunları yaya ve bisikletli olarak geçemiyorsunuz rahatlıkla. Çok engel teşkil ediyor. İkincisi de bir ağ sistemine dahil değil. İlçedeki bisiklet istasyonlarımız. Öncelikli olarak bu kesintiyi gidermemiz gerekiyor. Bizim bisiklet stratejisi olarak öne sürebileceğimiz şey Karşıyaka, Çiğli ve Menemen ilçelerinin birbirine bağlı olmasının gerektiği bisiklet yolları ile. Şu anda yaya ya da bisikletli olarak Karşıyaka'dan Çiğli'ye, Çiğli'den Karşıyaka'ya geçemiyorsunuz. Sadece demir yolu, toplu ulaşım ya da özel aracınızla geçebilirsiniz. Ya da geçerseniz de trafik açısından riskli olduğunu söyleyebilirim. Tavsiye edebileceğimiz bir şey değil. Gidin çevre yolunun sağ şeridinden ya da sol şeridinden bisiklet kullanın diye tavsiye edemiyoruz. Mustafa Bey'in değindiği Eurovelo meselesi var. Bir tane rota ilçemizden geçiyor. Bunun potansiyelini doğru kullanamadığımızı düşünmekteyiz. Bir de ilçedeki trafik hızımız yüksek yaptığımız tespitlere göre. Bunu da azaltmamız gerekiyor. Önerilerimiz neler? Mavişehir-Ataşehir bisiklet yolu geçişi mümkünse tramvayı beklemeden. Bu yönde bir protokol var aslında karayollarıyla Büyükşehir Belediyesi arasında. Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi ya da devredilecek bu tür köprülü kavşaklar. Organize sanayi bölgesinde yine bir geçiş yapılabilir. Eğer Mavişehir-Ataşehir bağlanabiliyorsa bunun başka örnekleri de olabilir ilçede. Onları da tespit etmiş durumdayız. Yine bölgemizde yaşayanlar ve Karşıyaka içerisinde yaşayanlar bilir. 1671 sokak diye çok uzun kilometrelerce giden bir hat var. Bu kesintiye uğramış durumda. Gerek belirttiğimiz demir yolu ve çevre yolu projeleri. Gerekse de mülkiyetle ilgili problemler dolayısıyla işte gidiyorsunuz, bir tane çitle karşılaşıyorsunuz, bir telle karşılaşıyorsunuz gibi. Bunun giderilmesi yönünde tavsiyelerde bulunduk. Katip Çelebi Üniversitesi'nde yeterince kullanılmadığını düşünüyoruz bisikletin. O bölgede bir istasyon paylaşımlı bisiklet kullanımı önerilebilir. Sasalı bisiklet yolu kuş cennetine uzatılabilir. Yine o bisiklette
Herhangi bir tali bağlantı yok. Kilometrelerce gidiyorsunuz. 7-8 kilometre. Düştünüz, yaralandınız. Ne olacak mesela? Ya da bisikletinizin tekeri patladı. Başka bir teknik sorun oldu. 7-8 kilometre boyunca elinizde götürmek zorundasınız bisikleti. Bir tali kaçış bağlantı yoluna ihtiyaç var. Hocam bir şey ekleyeyim. Çok pardon. Dediğiniz doğru, tali yol yok. Belediye en son sanırım 4-5 ay olmuştur. Yeni pompa ve tamir kioskları ekledi oraya. Bir tane var orada bildiğimiz. Yani yeni bir şey bu. Eğer yolda kalırsa bisikletli o tamir kioskundaki şeyi kullanabiliyor. Yani evet, aletleri bu da, kullanabiliyor. Bu da iyi bir gelişme. Galiba evet. Gördüm şeyde. İSTU'nun arıtma istasyonu yakınlarında orada, bir yerde. Kasaplar Meydanı'na konulan bisiklet istasyonu ya yolun diğer tarafı, Ataşehir Mahallesi diye adlandırdığımız tarafa taşınmalı ya da ikincisi yapılmalı diye düşünüyoruz. Çünkü bu haliyle kullanım oranı çok düşük. Eurovale konuk evi gibi bir şey düşünülebilir. Belki o bölgede gelen bisikletli turistlerin konaklamasını ya da mola vermesini kolaylaştıracak şekilde. Ve sonuncu olarak da paylaşımlı bisiklet yolları belki düşünülebilir. Ama trafik hızını düşürecek yasal ve fiziksel tedbirlerin alınması koşuluyla. Bu konuda da organize sanayi bölgesini biz aday bölge olarak öneriyoruz. Bu sunumumuzun devamı var ama çok fazla vaktinizi almayalım. Bunu burada keselim diye düşünüyorum. Anket sonuçlarımızı gösterelim. Anket cevaplarımızda da birden fazla seçenek işaretleyebiliyordunuz. Yine Ela Hoca'nın ve Mustafa Bey'in tahmin ettiği gibi ulaşım açısından kullanımı düşük kalmış. 2 kişi ulaşım amaçlı kullandığını belirtiyor. 8 kişi sportif, rekreatif amaçlı kullandığını, 10 kişi gezi, rekreasyon amaçlı kullandığını belirtmiş. Bu şekilde basit bir istatistik çıkmış katılımcılar arasından. Katılanlara tekrar teşekkür ediyoruz. Ali Kemal Hocam, biz de teşekkür ediyoruz sunum için. Aslında şey oldu, iyi oldu. Tam yuvarlak masa mantığına uygun bir şekilde Çiğli'yi de biraz bisiklet yolları açısından da masaya yatırmış olduk. Ben şimdi şöyle bir bakıyorum, bir katkı ya da soru var mı diye, ama yok. Ben bir son sözlerimi olarak şey yapmak istiyorum, toplantıyı kapatmak istiyorum. İzmir aslında bisiklet açısından baktığınız zaman olarak uygun ama coğrafya olarak da sıkıntıları olan bir yer. Yani hani sonuçta bir delta içerisinde bir yerleşim. Bu açıdan da bakıldığı zaman çok iyi rotaların tespit edilmesi ve hani bu kamu otoritesinin başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bu süreci yönlendirmesi lazım. İlçe belediyeler daha çok farkındalık çalışması yapabilir. Öyle gözüküyor. Çünkü bu ulaşımda karar verici bir rolü olmadığı için ilçe belediyelerinin farkındalık çalışması yapabilir. Mesela ben şeyi çok değerli buldum. Sizin pazar günleri ayda iki kere mesela bisikletli gün önermeniz gerçekten iyi. Buna keşke öncülük edip Çiğli'de bunu başlatabilsek. Çiğli'nin de aslında demin konuştuğumuz ulaşım hatlarıyla bölünmesi konusunda İzban hattı ve çevresi çok uygun bisikleti ulaşıma. Ama işte vadinin yukarısı, dağ kısmı tabii ki uygun değil. Çünkü orada yokuşlar falan çok bisiklet ulaşımına uygun değil gibi gözüküyor şu aşamada. Hocam orada bir ekleme yapayım, çok pardon. Şimdi yeni teknoloji pedal destekli bisikletler var. Biraz pahalı ama hükümet bunlarla ilgili hatta kredi olanağı da verdi. Yani 12-13 bin liradan başlayan bir bisiklet bu. Ama artık Avrupa'da şu anda bugün sabah bir toplantıda Hollanda'da 2,5 milyon tane bu bisikletten kullanan 50 ve 50 yaş üzeri insan olduğundan bahsettiler. Özellikle rampa, yokuş, mesela sizde Evka 2 var biliyorum, yokuşlu bir alan. İşte yukarıda diğer Evkalar var, İskentler falan var. Bu alanlar için e-bike dediğimiz yeni teknoloji, hani bu elektrik scooter tarzında. Ama pedala bastığınız zaman size destek veren bir sistem bu. Öyle düğmeye basınca sizi götüren bir sistem değil. Bu da yeni teknoloji ve yeni nesil olarak kullanılabilir. Anladım. Güzel bir gelişme. Gerçekten ben de şimdi haberdar oldum bundan. Oldu. Ben hem Ela Hocama hem Mustafa Hocama teşekkür ediyorum katılımlar için.
Diğer katılımcılarımıza da katılımlar için teşekkür ediyorum. Bunu bir kayıt olarak aldık. Muhtemelen haftaya bunu bir YouTube kanalımızda şey yaparız. Dinleme, seyretmeye açarız. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Çok teşekkürler size de Mustafa Bey. İyi çalışmalar. İyi günler, iyi çalışmalar. Selamlar, görüşürüz.